Ya pardon, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum de oturabilir miyim? Şey, 2 dakika telefonunu kullanma şansım var mı? Kimse yardımcı olmuyor. Dakikam bitti. Ailevi bir durum var ya. Telefonu yok mu? Ya telefonum var. Dakikam yok. Yani şarjım bitti. Tamam vereyim ama burada konuşun. Burada mı konuş? Ha, tam, emin misin? Evet. Ha tamam, biraz aile özel meseleler var da. Tamamdır. Sağ olun, teşekkür ederim. Alo, baba benim. Tamam baba, ne bağırıyorsun ya? Ya baba şu sağa sola astığınız ilanları kaldırın. Sünnetsiz çocuk aranıyor diye ilan mı olur Allah aşkına ya? Bana ne, ben görmeyeceğim ya. Sünnetsiz çocuk sünnetten kaçtı diye ilan asmışsınız. Bütün fotoğraflarını boy boy göstermişsiniz. Millet hepsi bakıyor bana ya. Çop TV'de kendim izledim baba ya. Ya bana ne, ben gelmeyeceğim ya. Cami hocası az önce anons etti Kadıköy'de. Ay yerimi söyledim Allah ceza. Cami hocası anons etti, dedi ki sünnetsiz çocuk aranıyor diye. Herkes bana bakıyor. Gelen geçen, aa bu sünnetsiz çocuk değil mi diyor. Baba, Eliz bin Emi şeytan öneceğim, bismillahirrahmanirrahim ya. Ya bana ne bu? Bana ne, ben gelmeyeceğim, bana ne ya? Hı? Anne Müge Anlı'ya mı çıkacak? O kadın aradığını buluyor, yok bir de Esra Erol'a çıksın, tövbe estağfurullah ya. Ama tabii birini bulmak istiyorsa o zaman onu anlayışla karşılayabilir. Tamam baba, ne kızıyorsun ya? Ya baba, sırf 1000 lira sünnetçiye vermemek için 500 liraya kasap ayrıya anlaşmışsınız, kurban olayım baba ya. Adam çıkarmış bana elektrikli testere gösteriyor, satırla keseceğim seni diyor ya. İnsan insanı keser mi baba, diri diri keseceğim diyor ya. Allah'ım baba, bak millet bana bakıyor. Ya bana ne, ben olmayacağım ya. Baba 25 yaşına gelmişim, askere gideceğim. Sen ne anlatıyorsun ya? Ya baba kör testere falan filan diyor ya. Allah Allah. Ya baba şimdi Allah aşkına, o adam psikopatın teki, tamam mı? Pilava falan kaçacağım diyor. Pilava katı millete yedirecek baba. Sen ne anlatıyorsun? Kuşbaşı yapacağım diyor ya. Baba ya. Ben ağlamıyorum ya, ağlamıyorum. Bu numarayı da aramayın. Bir arkadaşın telefonundan arıyorum. Anneme de söyle gelmeyeceğim. Kan benim, damar benim ya. Kan benim, damar benim. Bana ne, o hastaneyi başınızı yıkarım ha. Vallahi gelmiyorum ben. Bana ne? Kız vermiyorlarsa da vermesinler kardeşim. Bana ne? Ya baba, arkadaşım gilde kalıyordum. Arkadaşım beni size ihbar etmiş herhalde. Polisler geldi. Arka kapıdan kaçtım. Allah Allah ya. Kurbanlık koyun gibi kaçıyorum ya. Allah Allah. Büyükbaş hayvan kaçıyor yani haberlerde falan. Peşinden koşuyorlar. Ya yolda polisler gördü, peşinden koştu. Yakalayamadılar, ip attılar. İple boğazından atmaya çalışıyor. Boğa gibi ya. Allah Allah. Boğa gibi kaçıyorum yemin ediyorum ya. Tamam baba. Alo. Alo, tünele giriyorum. Baba. Ya kusura bakmayın. Biraz rahatsız ettim. Sen duydun değil mi hepsini? Ama sana dedim burada emin misin diye. Yanında konuşayım mı diye. Ya. Duydum ama. Ya. Of. Şimdi sünnetten kaçıyorum. Sünnet düğünden kaçıyorum, tamam mı? Bana bir akıl ver ya. Arkadaşlarım yanına gittim, babama ihbar etmişler. Beni her yerde alıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yani niye kaçıyorsun ki? Beni unutmuşlar küçükken. Ben kan görmeyi görmüyorum. Tamam, insan insanı keser mi ya? Senden bir fikir alayım. Bana bir yol göster yani ya. Yani bence kaçma. Hı. Kaçma. Bana diyorlar ki sünnetsiz çocuğa kız vermezler diyorlar. Doğru mu? Tabii ki de vermezler. Vermezler. Ama nereden görecekler ki ya? Ben şey mi yapsam acaba? Böyle hani evlenip ondan sonra mı açıklasam? Yani zaten illaki o. Ben gideyim istersen. Gidiyor musun? Nereye gidiyorsun? İşim var. He. Ama sen git yani. Vallahi. Babanın sözünü dinle. Vallahi. Evet. Tamam, o zaman Instagram var mı? Var. Ya şimdi şöyle, ben sünnet düğünüme seni davet edeyim, oraya gel. Benim mi? Evet, orada görmek isterim seni. Tamam, sen sünnet vallahi ol. Evet. Şurada gelirim. Hoş geldin yazısı falan yazacak bu kafama. Bir tane babam meşale almış, böyle yanan alevli şeyler var ya. Elektrikli, böyle ledli falan, çok güzel. Böyle kafama falan şey takacaklar, böyle kır düğünü gibi. Tamam sen git, beni de çağır, gelirim. Tamam, Instagram var mı? Var. Şimdi Doğukan Şamiloğlu 36. Senin niye bu kadar çok takipçin var? Ya şimdi şöyle, babam şimdi beni bütün haber kanallarına vermiş. Sünnetsiz çocuk Kadıköy'de görüldü diye bir video atmışlar. Evet. İşte takipçim yağdı birden. Oradan gördüler. İşte keşfete düştü. Evet, ondan sonra TikTok'ta keşfete falan düşmüş her yerde. Yani tamam. Ünlü olmak için sünnetten kaçmam gerekiyormuş. Öyle öyle bir durum. Tamam, ben de seni o zaman takip edeyim. He. Madem sen ünlü oldun, o zaman seninle bir selfie çekilir mi? He, olur, çekelim. Şöyle. Bölüm yaptın az önce. Güldüğüme bakma, yemin ederim içim kan ağlıyor ya. Vallahi içim kan ağlıyor. Yani öyle bildiğin gibi değil, biliyor musun? Anladım. Anlıyorsun değil mi beni? Yani çok iyi anlıyorum. Yanlış anlamadım. Yalnız şey diyeceğim. Sen bu fotoğrafı paylaşacak mısın Instagram'da falan? Evet, atarım story'e. Vallahi. Ya paylaşırsan da Kadıköy'ü konum olarak etiketleme de, her yerde beni arıyorlar ya. Şimdi burada senin attığını görürler. Sana falan yazarlarsa da tanımadım, görmedim, bilmiyorum, duymuyorum. Tamam. Ama sünnet günüme kesinlikle gel, tamam mı? Tamam, sen çağır, gelirim. Vallahi. Tanıştığıma memnun oldum. Tamam. İsim neydi? Fatma Nur. Tanıştığıma tekrardan memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bir şey söylemek ister misin son olarak falan? Ya bir şey. Babanın sözünü dinle. He. Sünnet ol. Vallahi. Evet. He. Korkma, öyle korkacak bir şey olsa zaten kimse olmaz. Neyse ben kaçayım. Kimseye söyleme, olur mu? Kimseye söylemem. Vallahi. Kimseye söylemeyeceğim. Babam mı?
Ya kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama 2 dakika telefonunu kullanabilir miyim? Babam rahatsızlanmıştı. Tabii. Yazayım numarayı. Çok kısa bir görüşme yapacağım. Babam işte peşimde benim de. Ya küçük bir ailevi bir sorun var da. Tamam, yazayım numarayı, konuşun burada. He. Şurada konuşsam ileride? Ya burada konuşmamız daha iyi. Ya şimdi özel bir durum var da sıkıntı olmaz değil mi senin için? Yok, kulağımı kaparım yani, dinlememiş gibi yaparım. He tamam o zaman. Ben yazayım istersen. Yok kaçmayacağım yani tamam. Saatimi tutabilirsin. Ay yok olur mu? Hayır yo. Sorun değil lütfen. Ha. Buyurun. 5 lira saat. Şuraya geçeceğim. Alo baba sen misin? Tamam baba, ne bağırıyorsun ya? Ya baba şu sağa sola astığınız ilanları kaldırın ya. Sünnetsiz çocuk aranıyor diye ilan mı olur ya? Sağa sola asmışsınız her yeri. Baba 25 yaşına geldim, ben sünnet olmayacağım ya. Bana ne, sünnetçi çıkarmış bana elektrik testleri gösteriyor. Yok bir de satırla kes. Ya bana ne, ben gelmeyeceğim ya. Bana ne gelmeyeceğim. Ya baba sırf sünnetçiye 1000 lira vermemek için 500 liraya kasap ayrıya anlaşmışsınız ya. Bana ne, ben gelmeyeceğim ya. Bana ne ya? Ne? Annem Müge Anlı'ya mı çıkacak? Ya ne Müge Anlı'sı baba ya? Show TV'de kendimi izledim baba. Show TV'de. Sünnetsiz çocuk Kadıköy'de göründü diye ya. Allah Allah. Instagram takipçim yükseldi. He. Ya baba kökü sende ne ya? Saç mı bu ya? Baba millet bana bakıp gülüyor ya. Baba köyden aradılar, seni vuracağız falan filan. Allah aşkına köye kadar gitmiş ya. Allah aşkına ya. TikTok'ta akım yapmışlar baba beni. Ya bak kesmezsek olmaz mı ya? Baba insan insanı keser mi ya? Allah Allah. Gelmeyeceğim, bu banklarda falan yatacağım burada he. Kan benim, damar benim yok. Kardeşim bana ne ya? Ya baba sen benden ne istiyorsun baba? Ya baba ezmine bir şeytan öğreteyim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Allah'ım yarabbim ya. He? Ya baba kör testleri falan gösterip duruyor ya. Adam Allah aşkına pilava kaçacağım falan diyor. Ben gelmiyorum. Bana ne? Annem de Müge Anlı'ya falan çıkmasın. Oraya çıkarsak o kadın beni bulur ya. Vallahi o kadın var ya, yılan. Allah Allah. Tamam, bir arkadaşın telefondan arıyorum. Zaten her şeyimizi duydu. He bu numarayı da aramayın tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Ay, tünele giriyorum. Baba ya ne kapatmaz. Tünele giriyorum baba. Ya kusura bakmayın, biraz ailevi sıkıntılarım var biliyor musun? Ailem beni hiç anlamadım. Eminim duymamışsındır zaten, gülüyorum sabahtan beri. Buradan seni izliyorum bir saattir ya. Anlatayım, ben sana uzaktan konuşayım dedim ya. Yazık. Her şeyi duydun sana. Şimdi. Geçmiş olsun. Ya şimdi şöyle... Geçer. Ya geçmiyor işte öyle Allah. Ya insan insanı keser mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Keser tabii, ameliyatlar boşa mı oluyor? Üzülme. Yani bir şey... Bu da geçer. Bir şey diyorlar bana. Sünnetsize kız vermez diyorlar. Doğru mu? Doğru. Nasıl doğru? Türkiye'desin. Harbi mi diyorsun? Mesela sünnetsiz olsa senin hiç sorun olur mu? Problem olur mu? Yani. Sen beni dinledin değil mi? Her şeyi dinledin sen. Yok asla dinlemedim. Tabii canım tabii. Babamla konuşurken baktım aradan bakıp gülüyordu. Yazık olmuş, geçmiş olsun. Acımaz, korkma. Bana bir tavsiye ver ya. Paşa gidip babanın yanına. He. Baban seni götürsün kör testerelere. Allah Allah. 2 güne geçer, büyüyünce unutursun. Daha ne kadar büyüyeceğim, 25 yaşındayım, askere gideceğim ya. Daha ne o kadar büyümüşsün, daha sana o işi halledememişler. Ne olacak? He. Babam diyorlar sünnetsize kız vermezler, o yüzden şey yapmıyorlar. Sen beni sünnetsiz kabul etmiş gibi yapsan, babamın yanına gitsek formalite, kız arkadaşım desem sana olmaz mı ya? Vallahi 2 dakika ya. Yemin ederim ya. Manita mıyım, saçmalama. Ya şey böyle sözleşme formaliteden böyle şey, yabancı ülkeye kaçarken yanlışlıkla şey bilerek şey yapıyorlar ya, evlenmiş gibi yapıyorlar. Onun gibi bir şey yapak sen ya, vallahi ya. Şimdi bunu benim babam duyar. He. Kör testereyle seni sünnet eder. Yani en iyisi senin baban kendi bildiği yoluyla yapsın bu işi. Sünnet olmasam, o formalite bir sünnetçi tutsam, neden anlayacaklar ki? He? Senin ailen nereli? Benim ailem mi? Benim annem Karslı, hayır benim annem Kars. Tamam, çocukken yapmamışlar mı bu işi? Çocukken biz şimdi 15 kardeş olduğumuz için işte aradan kaynamış. Evet. Babam olmuş, benim olmuş. Adım Doğukan, babam telefonda Murat diyor, o kadar yani. Vallahi sen ne diyorsun? Paşa git babanın yanına. Sen de gelsene ne olur ya. Yürü git manyak mısın? Tamam. Yarım saat beni bırak gel. Sen bayağı sen 7 yaşında zannediyorsun bu arada. Niye? Sünnet edememişler ya, o yaşta kalmışsın sen. Bana ne, ben olmayacağım ya, bana ne? Olursun. Niye? Üzülme. Bir şey diyeceğim. O kız vermezler sana, yazık, yurt dışına kaçarsın anne. Tamam gel, babama olayı anlat, de ki biz de arkası sevgiliyiz de. Ben sen manyaksın, niye senin içsel durumunla ben ilgileniyorum? Yürü git babanla kendin ilgilen. Ben seni yardımsever bir insan olarak düşünmüştüm. Telefonumuzu verdik, haysiyetimizi vermedik herhalde. Sen artık benim için bitmiş bir kitabın, ölmüş bir karakterisin. Vallahi. İki dakikanı alacağız ya vallahi. Hayır. Vallahi. Böyle. Şaka mı yapıyorsun? Bak şuradan taksiye bineriz. Şaka yapıyorsun şu anda. Yok vallahi. Yani ne? Sünnet olmadım, tamam. Şaka yapmıyorum. Tamam da bana ne kardeşim senin nasıl bir durumda olduğunu. Üzüldüm, geçmiş olsun. Git babana özür dile, de ki ben bugüne kadar bu işi hallettiremediğim için çok pişmanım. Allah beni affetsin de. Sonra git paşa ol, bitti bu kadar. Hadi. Sen bana yardım etmeyeceksin mi? Niye edeyim ben seninle, Allah Allah, dedim, manyak. Dedim, doktorlar yardım etsin sana. Dedim belki bana yardımcı olur dedim, hani böyle şey. Böyle babam yanında. Olmam. Vallahi. Olmam. Ben babam bile kapalı yapmam. İstiyor biliyor musun? Kapalı kız istiyor falan filan. Tam böyle. Yazık. He? Üzüldüm babana. Niye? Ne niye? Niye sana böyle şeyler dikte ediyor? Sana da üzüldüm, babana da üzüldüm. Gelmiyor mu şimdi? Gelmiyorum tabii ki. Gider misin artık? Ben de seni var ya, yardımsever bir insan olarak görmüştüm.
Manyak mısın? Oturmuşsun buraya, oturmuşsun. Peygamber miyim? Yürü git ağa. Tövbe aşağı. Bu oturmuşsun, bu oturmuşsun burada da yayılmışsın babanın yeri gibi. Babamın yeri belki. Allah Allah. Baban senin İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu senin baban mı? Ekrem İmamoğlu senin baban mı? İsim neydi? Hadi git İsim artık. Neydi? İsmini öğrenebilir miyim? Öğrenemezsin. Tamam. Öğrenemezsin. İsmini öğrenemez misin? Evet, ismini. Öğrenemezsin İmamoğlu ha. İyi hadi tamam. Bakalım. Ben gidiyorum. Allah'a emanet. Her şey güzel olacak. Hadi. Her şey güzel olacak. Ben gidiyorum. Sana karşı duvar ördüysem bana o tuğlaları sen verdin, yanlış anlama. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi eyvallah. Kendine iyi bakma. Görüşürüz. Bir daha da Davos'a gelmem. Ya son bir şey diyeceğim biliyor musun? Hadi. Yanlış anlamasın. Yok, rahatsız etmeyeceğim daha fazla. Tamam, hadi bakalım. Şurada bir arkadaş var. Görüyor musun şu ağaçların orada? Bak şurada sol tarafta ne yapıyor arkadaş? Kameranın yanındaki mi? Ne yapıyor? Kameranın yanındaki neyi tutuyor? Neyi tutuyor? Kamerayı tutuyor. Şu an biz kamera şakası yapıyorduk sana. Senin tepkini acaba hiç... Böyle bir durumda tepkin ne olur? Bunu ölçmek amaçlı yaptığım bir şeydi. Yani... Oldum, sıkıntı yok. Yani ben trollerken trollendim mi şu an? Yani öyle galiba, evet oldu. Öyle bir şey oldu. Şöyle orada arkadaşım var, ne düşündün? İğrenç bir şaka olduğunu düşündüm. Niye? Bence komik. Yani sünnet olayı gerçekten çok yani. Şey diyeceğim, isim neydi bu arada? Sümeyye. Buraya da ne oldu böyle, kalabalık oldu böyle ya? Sümeyye. Videoyu yayınlıyorum izninle. Hadi yayınla. Vallahi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir de son olarak kameraya sallama şansın var mı?